Kanaltı ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir gazete programı ile haftanın ilk iş gününde birlikteyiz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş geldi. Kendisiyle tarımı ve ekonomiyi konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çalışıyoruz, iyiyiz. Allah, Memleket gibi diyelim. Allah kolaylık versin o zaman. Başkanım hemen isterseniz konuya girelim. Yakın zamanda Toprak Ürünleri Kurumu ile ilgili eylemler de yapıldı. Hatta Başbakanlık önüne taşındı. Burada Sayın Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun açıklaması vardı. Kurumun 65 milyon TL bir bankaya borcu var ve her ay 1 milyon TL gibi bir faiz yüküyle karşı karşıyayız demişti. Toprak Ürünleri Kurumu ile ilgili bir değerlendirmenizi alabilir miyiz ilk önce? Tabii ki Toprak Ürünleri Kurumu'nun ilk önce sürdürülebilir yapıya ulaşması lazım. Toprak Ürünleri Kurumu altın yumurtlayan bizim için bir tavuktur. Üretimin için bir elzemdir. Bizim olmazsa olmazımızdır. Ama bu yapısıyla sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu işleri yaptığı icraatlar içerisindeki yanlışların olduğu bir kesindir. Tarım politikalarının günübirlik tarım politikalarının Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden veyahut kurumların üzerinden yapılması, o kötü günün kurumlar üzerine aşılmaya çalışılması aslında kurumlarımızı bir o kadar daha zarara götürmektedir. Bu 65 milyon evet bir borcu Evet. görülmekte ama bir 60 milyon kadar da kendisinin bir alacağı devletten sübvanseden kaynaklı bir alacağı bulunmakta. Tabii ki sadece alacak ve verecekle ilgili sürdürülebilirliğin önemi lazım. Bugün Toprak Ürünleri Kurumu'nun 240 personeli var ise bunun nasıl sürdürülebileceği, bu personelin tamamının aslında burada mı çalışıyor yoksa Toprak Ürünleri'nde olup başka bakanlıklarda veya dairelerde çalışan personeli veya kayıtlı bir istihdamı var mı? Bunlarla ilgili tamamının aslında oturulup masaya konuşulması gerekir. Ve bizim orada bir önerimiz var. Gerekirse yönetim kurulu çoğunluğunun üreticiye verilmesi, devletin bu kurum üzerine sadece denetleyici bir pozisyon yer alması gerekir ki bu alacak verecek işlerini daha iyi bağlayıcı olabilmesi adına. Toprak Ürünleri Kurumu 10 ay önce yapmış olduğu bir arpa satışı var Türkiye'ye. Evet. Biz bunu Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olarak yapılmaması gerektiğini, 20 bin ton arpanın gerekirse ülkemizdeki üreticilerin ambarlarında, depolarında depolanması gerektiğini ve bunun yine uzun vadeli çeklerle satışa sunulabileceğini söylemiştik. Çünkü biliyorsunuz ki o yıl ürün 68 bin ton bir ürün almıştı Toprak Ürünleri Kurumu ve stoklama noktasında sıkıntıları vardı. Evet açıkta kalmaktansa bunu biz üreticilerimizin depolarında depolayalım dedik. Biz 90 kuruşa Türkiye'ye bu ürünün satılmasını kabul etmiyoruz dedik. Kurak bir ülkede yaşıyoruz. Önümüzdeki yılların kurak gelebileceğini ifade ettik. Ama maalesef dönemin bakanı bunların hiçbirini dinlemeyerek 20 bin ton arpayı yurt dışına satmıştır. Tabii ki eğer ürün fazlalığımız varsa bunu satalım. Ama biz yaşadığımız coğrafyayı iyi tanımak zorundayız ve önümüzdeki yılları görmek zorundayız. Bir pandemi süreci yaşadık. Bu pandemide tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli ekonominin esas kaynağının tarım olduğunu gördük. Ulusal ekonomiye dönmenin gerekliliğini gördük ve buna rağmen biz böyle küçük hatalarla üreticimizi çok daha büyük rakamlarda zarar etme noktasına getirebiliyoruz. Gördük 1.35 arpa fiyatı. Şu an dünya borsasına baktığımız zaman 2.5 TL'lere varan fiyatlar var. Arpada. Evet şu an 2 TL'ye evet ülkemize 2 TL'ye gelmesine rağmen bu arpa tabii ki TMO'nun bize yapmış olduğu indirimle birlikte buralara gelmiştir. Eğer TMO'dan değil borsada almaya kalksa bu arpanın ülke fiyatı 2.5 TL'dir. O yüzden biz ilk önce yapmamız gereken tarım politikalarımızı yeniden belirlemeliyiz. Kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, bakanlığımızla ve hükümetimizle. Peki 10 ayda 1.60 kuruş gibi bir fark mı oluştu? Tabii ki ülkede, dünyada yaşanan bu pandemiyle birlikte ülkelerin artık stoklamaya gitmesi, dünyadaki baş gösteren kuraklıkla birlikte ülkeler ihracat noktasında azaltmaya gitmiştir. Ürünü satmıyor. Bununla bağlı olarak da fiyatlar borsada yükseliyor.
Tabii ki dünya genelinde sadece ülkemizde değil, bugün Türkiye'de ve dünyada bir kuraklık baş göstergesi var. Bu aslında 2020'de yaşadığımız bir pandemi riski ile birlikte kuraklık riski de birleşince 2021'de bu çok daha kötü günlere bizi getirebilir. Gıda noktasında sıkıntıya götürebilir. Çünkü yaşadığımız kuraklık sadece şu an için görülen bu kuraklık ülkemizde değil, Türkiye'de de bu kuraklık baş göstermiş ve aynı zamanda dünyada da böyle bir risk var. Bu da bizi aslında paramız olsa da gıdaya ulaşamayacağız anlamına gelmektedir. O yüzden hızlı bir şekilde proaktif politikalar üreterek biz tarımda ne yapılabilir hemen masaya yatırmamız gerekir. Destekleri yeniden masaya yatırmamız gerekir. Yarın tarım bütçesi mecliste görüşülecek. Evet. Ama maalesef Tarım Bakanlığı'nın ve hükümet edenlerin herhangi bir şekilde bizden bir görüş almadan ve veyahut da bize bir görüş vermeden 2021 yılı tarım bütçesinin ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrimiz bulunmamakta. Sürdürülebilirliği nasıl hayata geçirecekleriyle ilgili yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bir bilgimiz bulunmamakta. Bu da bizi daha fazla ülkemizde 2021'de tarımı bir kaosa getirme noktası, sürdürme noktasına getirmektedir. Peki şunu sorayım. Geçtiğimiz günlerde bir gazetede okudum ben bunu. Ciddi de bir haberdi. Özellikle Çin'in Rusya, İspanya, Kanada gibi ülkelerden ciddi miktarda ön ödemeli buğday aldığı açıklandı. Bu da yani önümüzdeki 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde buğdayın bugünkü fiyatlarının %25-%30 daha üzerine satılacağını gösteriyor. Kesin. Zaten geçen yapmış olduğumuz hasatta biz bizden alınan bu sert buğdayın 1,5 TL fiyatı olduğunu ama Türkiye'de bu fiyatın 4,5 TL'ye geldiğini eski bakanımıza iletmiştik. Ama maalesef bu koltuklarda oturanlar üreticiyi ve üretimi düşünmekten ziyade kendi o günü nasıl atlatabileceğiyle ilgili politikalar ortaya koymaktadır. Sizin de bahsettiğiniz gibi bugün Türkiye'de de aslında bir buğday sıkıntısı yaşanmakta. Bu muhakkak ki eğer Ocak ayı içerisinde gerekli yağışların Türkiye'ye gelmemesi ve ülkemizde de düşmemesiyle birlikte kuraklığın daha kötü günlerini göreceğiz. Az önce de bahsettiğim gibi sadece buğdayda değil, gıda noktasında da biz bu sıkıntıları yaşayacağız. Ve paramız olsa dahi bize ürün satmayacaklardır. O yüzden yapılması gereken elimizdeki imkanları oturup doğru kararlar vererek tarımı iyi yönetmektir. Bizim topraktan başlayarak tohuma, suya bir planlamamız gerekmekte. Bununla birlikte neyi nasıl ne kadar üreteceğimizi planlı bir şekilde üretmemiz gerekmekte. Özellikle 2021 yılı içerisinde. Çünkü bizim boşa sarf edecek ne bir artık bir damla suyumuz ne de bir kuruş telemiz var. O yüzden iyi planlamak gerekmektedir. Ama maalesef bugüne kadar mevcut hükümetin böyle bir adım attığını, giden hükümetle birlikte bu hükümetin böyle bir adım attığını görmüyoruz. Henüz daha kendi kavgalarını bitirememişler ki mevcut olduğu bakanlıklarda proaktif politikalar üretmeye başlasınlar. Peki efendim, şimdi siz aynı zamanda çiftçilik de yapıyorsunuz. Sizle evet. Konuştuğumuz zaman çoğu zaman tarlada olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Yani tarladan geliyorsunuz, emekçisiniz. Şimdi buğday bizim ülkemizde üretilen buğday ekmeklik buğday olarak kullanılabiliyor mu? Elbette. Biz ürettiğimiz buğdayı bir kısmı ekmeklik buğday da olarak kullanabiliyoruz. Hatta bazı un firmaları, fabrikaları bu bizdeki buğdayla yurt dışından getirdiği buğdayı karıştırarak bunu işlemektedir. Burada yapılması gereken şey iyi bir planlamadır. Biz ilk önce bitkisel tarımı planlamalıyız. Bitkisel tarımımıza göre biz hayvancılık politikamızı ortaya koymalıyız. Hayvancılık politikamıza göre de biz yine tarımsal sanayimizi veyahut da bitkisel sanayimizi buna göre de şekillendirmeliyiz. Ama maalesef bizim ülkemizde bu yok. Şimdi biz ülkemizde arpaya mı istiyoruz? Arpa mı yetiştireceğiz? Tüketiyoruz daha fazla yoksa buğday mı tüketiyoruz? Bu bağlamda bununla ilgili bir çalışma, destekleme programları ile ilgili içerisinde ayrıştırıcı bir çalışma var mı? Maalesef yok. Görüyoruz ki bizim ülkemizde daha fazla arpaya ihtiyaç vardır. Peki
arpa noktasında ve veyahut da kaliteli kabayem noktasındaki uyguladığımız politikalar yeterli mi? Hayır. Verdiğimiz destekler yeterli mi? Hayır. Yaş sebze noktasında verdiğimiz destekler yeterli mi? Hayır. Peki bugün meyve yetiştiriciliği noktasında verdiğimiz destekler yeterli mi? Hayır. Peki biz bir hellim tescili ile ilgili uğraş veriyoruz. Ama maalesef bu uğraşı sadece söylemde kalıyor. 2 yıl önce hellimle ilgili dörtlü hükümet dönemiydi. Sayın Erkut Şali döneminde Güney Rum kesiminde bir dava açıldı ve orada bir avukat tutuldu. Biz de bu noktada destek verdik. Ama maalesef dörtlü hükümet sonrasında bu konuyla ilgili sonradan gelen hükümet hiçbir adım atmamıştır. Bizim hem başbakana hem cumhurbaşkanına o dönemin hem Tarım Bakanı'na yapmış olduğumuz telkinlerde muhakkak ve muhakkak bu konuya ilgilenmeli. Bizim için, ülkemiz için ve ülke üretimi için elzemdir. Hatta üretimimiz buna bağlıdır dedik ama maalesef tek bir nokta dahi bu konuyla ilgili koymamışlar. Tek bir çalışma dahi yapmamışlardır. O dönemin başbakanı bugün cumhurbaşkanı olmuş. Daha sonra bu konuyla ilgili tabii ki Güney Rum kesiminin yapmış olduğu baskın çalışmalar, iyi bir lobicilik sonucunda iş tehlikeye girmiş. Cumhurbaşkanlığında 2 veya 3 toplantı yapılmıştır. Artık Atalan Üsküdar'ı geçiyor neredeyse. Siz gününde dersinize çalışmayacaksınız, ödevlerinizi yerinize getirmeyeceksiniz. Siz sorumluluklarınızı üreticiye karşı ve ülkeye karşı sorumluluklarını yerine getirmeyeceksiniz. 2 yıl sonra bu konuyla ilgili elzem toplantıları yapacaksınız. Bu aslında üretime, ülkenize ve üretime verdiğiniz desteği ortaya koymaktadır. Sayın Başkan, bu hellim konusunu biz sürekli geçmişten bugüne gelene kadar işledik, gördük. Yani bununla ilgili ciddi anlamda bir çalışmanın geçmişe dayalı yapılması gerekmiyor muydu? Yani bugün Türkiye'de bir marka çıktı. İsmini vermek de istemiyorum. Yani bizim geleneksel hellimi orada kendileri üretiyorlar. Ve çok enteresandır. Tarım Bakanlığı'nın mecliste bu konuyla ilgili açıklaması var. Bunu Türkiye'de üreten ortaklardan bir tanesinin de buranın bir işletmecisi olduğu ifade etti. Şimdi doğa boşluk tanımaz. Siz kendi malınıza sahip çıkmazsanız birileri gelir sahip çıkar. Bu bağlamda bahsettiğiniz ürünün ismi de verilebilir. Bizim aslında en büyük sıkıntılarımızın rakip eğer bize Türkiye bu noktada rakip olacaksa burada bir sıkıntı yaşanmaktadır. Demek ki bizim buradaki yetkililerimiz bizi orada da savunamamaktadır. Ülkesini aslında orada da savunamamaktadır. Bizim ilk baştan beri söyledim, az önce de ifade ettiğim gibi 2 yıl hiçbir şekilde lobicilik yapmayacaksınız. 2 yıl tek bir avukat parasını ödeyemeyeceksiniz. Ve siz bu avukat parasıyla ilgili sütü işleyen imalatçılardan destek isteyeceksiniz. Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi ya? Bu devlet tek bir avukata ödeyemeyecek bir düzeyde midir? Evet. O yüzden biz her zaman masada kaybettik, masada kaybetmeye devam ediyoruz. Çünkü herkes diyor ki ben bu konulara hakimim, tarım konularına hakimim birileri diyor ama hiçbiri de bu konularla ilgili bir müdahil olmuyor. Peki, siyasette efendim, sadece söylem var. Bu söylem aslında üretimde önemli değildir, üretimde eylem lazımdır. Biz 2 yıl boyunca hellimle ilgili herhangi bir eylem görmedik. İnşallah bundan sonraki süreçte konulara hakim olan kişilerin müdahil olduğunu görürüz. Peki efendim, sütle ilgili biraz sıkıntılar oldu. Hem Hayvancılar Birliği açıklıyor hem diğer tarafta tüketimin son noktasındaki vatandaşla fiyatlarla alakalı biraz serzenişte bulunuyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki her şey istikrara bağlıdır Mahmut Bey. Bugün bitkisel üretimin istikrarı aslında hayvancının yem noktasındaki tükettiği istikrarı sağlamaktadır. Sütteki istikrar siz sağlamazsanız, bugün ülkemizde son 4 yıl içerisinde sütte çok büyük inişli çıkışlı görebiliriz. Bu da aslında üretimi ne kadar tehlikeli olduğunu ve riskli olduğunu göstermektedir. Çünkü siz yatırım yapıyorsunuz, hayvancı ağınızda ve büyümeye doğru gidiyorsunuz, tarım politikaları sizi bunu gösteriyor. Ansızın farklı bir bakan geliyor, farklı bir politika oluyor ve bu noktada küçülmeye doğru gideceksiniz diyor. Büyümek ve küçülmek tarımda hızlı olan şeyler değildir. Bu hızlı inişli çıkışlar
üreticiyi batırma noktasına getirir. Eğer sütte istikrarı sağlayamazsanız, ette de bu ülkede istikrarı sağlayamazsınız. Çünkü et materyali sütten gelmektedir. Yani hayvan doğuracak, doğurduğu zaman size et materyali olacak olan hayvanı ortaya çıkaracak ve besicilik noktasına gelecektir. O yüzden biz bu ülkede tarımda istikrarı sağlamazsak, yani sürdürülebilirliği ortaya koymazsak, yani bununla birlikte tarımın tüm paydaşlarını aktif rol oynatmazsak, bizim bu noktada oluşabilecek riskleri göğüsleyebilme noktamız mümkün değildir. Bugün ülkemiz kurak görünüyor. İnşallah Ocak ayı içerisinde alacağımız bundan sonraki yağışlarla daha az minimize bir kuraklık yaşayabiliriz. Ama orta meselede artık şu bir baş göstermiştir ki ülkenin neredeyse %30 artık kuraklığa adaydır. Bu bağlamda yapılan çalışmaları biz göremiyoruz. Evet, bizim sadece arkamızda duran bir tarım sigortası var. Bu sigorta sadece bizim için yeterli midir? Yani hükümet edenlerin işte bir sigorta var, ben sigortadan bunun tamamını karşılayacağım veyahut da elimdeki parayla üreticiyi tazmin edeceğim demesi, bu yeterli midir? Hayır. Çünkü bizim sadece kuraklıkta yaşayacağımız sıkıntı hububatta değildir. Bununla birlikte yaş sepsisidir. Yani suların azalması, bununla birlikte yeraltı suları seviyesinin aşağıya düşmesi, yeraltı suların aşağı düşmesiyle birlikte çıkarma maliyetinin yükselmesi, elektrik fiyatları görüyoruz, akaryakıt fiyatlarını görüyoruz. Bu fiyatları daha da artıracaktır. Yani benim söylemeye çalıştığım şey, eğer biz bu pandemi sürecini yaşamışsak ve pandemi süresi içerisinde gıdanın önemini ortaya koymuşsak, bugün Amerika'da marketler yağmalanmış gıda noktasında. Biz o dönemde de teşekkür ediyorum yine Tarım Bakanı'nda çalışan arkadaşlarımıza. Bizimle birlikte biz üretime devam edin dedik. Üreteceğiz dedik. Zarar etsek de üreteceğiz dedik. Biz yağmalama noktasına ülkemizi getirmeyeceğiz dedik. Ve üreticilerimiz zarar etse dahi o dönemde üretime devam etmişlerdir. Yine hayvancılık sektöründe üreticilerimiz bu hastalığa rağmen göz ardı ederek bu hastalığı işlerinin başına gitmişlerdir, üretmeye devam etmişlerdir. Ama görüyoruz ki bu süreç içerisinde yapılması gereken işler vardı. Evet, bir reform yapabilirdik. Bir yıl boyunca neredeyse 4 ay evlerde kapalı kaldık. Biz tarımdaki sıkıntıları bu günlerde masaya yatırabilirdik. Kısa, orta, uzun vadeli tarım politikalarını hayata geçirebilirdik. Yine turizm noktasında, turizm bitmiş, bizim lokomotif sektörümüz. Aslında turizmle ilgili bir sonraki dönemin planını yapabilirdik. Ne yapabilirdik? Tarihi eserlerimizi herkes evlerindeyken, bizim tarihi eserlerimiz noktasında nerede yıkılmaya yüz tutmuş yerlerimiz varsa bunların tespit edilmesi ve onarıma, bakıma gidilmesi, 2021 yılı Nisan ayında öngörülen yeniden turizmde açılmaya bir hazırlık yapabilirdik ülke olarak, devlet olarak. Ama maalesef bu çalışmaların hiçbiri yapılmamıştır. Şimdi siz hiçbir şey yapmayacaksınız ama vatandaşınızdan da bunu bekleyeceksiniz. Peki yani bu noktada sadece hükümete değil, hem sivil toplum örgütlerine hem de vatandaş olarak herkese aynı eşit miktarda görev düşüyor. Ben ona katılmıyorum. Göre. Vatandaş olarak herkes kendi görevini yerine getirmiştir. Evlerden çıkmayacak denildi. Evlerden çıkmadık. Hatta daha da ötesi, bu talebi vatandaşımız istemiştir, kapanma talebini. Ve buna rağmen neredeyse 11 bine yakın iş yeri kapanmıştır. Halen daha vatandaş özveri göstermektedir. Peki hükümet nerededir? Bu bağlamda Güney Rum kesimine baktığımız zaman özel sektörle ilgili yapmış olduğu çalışmaları görüyoruz. Peki bizim ülkemizde böyle. Bunların hepsini oturup görmek ve konuşmak lazım. Biz sustuğumuz sürece bizi yönetenler, evet iyi gidiyoruz, sağlıklıyız, her şey yolunda diyorlar. Ama siz cevizinin çuvalını oynuyorsunuz. Yani benim cebimden oynuyorsunuz. Devlet elini vatandaşın cebine atmış durumdadır. Bugün bakıyorsunuz ki Ekonomi Bakanı çıkıp diyor ki ben ucuzlatacağım kardeşim diyor. Peki nasıl ucuzlatacaksın? Benim girdi maliyetlerimi ucuzlatmakla ilgili bir çalışmam var mı? Yok. Benim elektriğimi ucuzlatmakla ilgili bir çalışmam var mı? Görüyor muyum? Hayır. Akaryakıt? Hayır.
Gübre? Hayır. Tohum? Hayır. Peki benim et, süt ve et üretiminde yapmış olduğun girdi maliyetlerimi düşürmekle ilgili bir çalışman var mı? Hayır. Peki sen nasıl uygularsın kardeşim bunu? Bir plan yok, bir çalışma yok. Çıkıyor diyor ki yine arkasına başbakan, ben zam yapmak zorundayım ki hayat pahalılığına bunu yansıtabileyim. Evet, haklı olabilir. Her hükümet döneminde bu yapılıyor. Ama bu bir elzem değil. Bunu yapmak zorunda, özellikle bu dönemde değil. Normal yıllarda elbette hükümet kendi planını, ekonomik planını yapacaktır. Ama böyle bir süreçte sen halkından özveri isteyeceksin, indirime gideceğim diyeceksin. Ama kendin bu taraftan zam yapacaksın. Bugün emlak vergilerine yapılan zam kime gelecektir? Biz üreticilere yansıyacaktır. Bugün pul yasasında yapılan zam kime yansıyacaktır? Biz üreticiye yansıyacaktır. Peki devlet neresinde? Evet, özveri yapacaksak ülke olarak yapmalıyız, devlet olarak da yapmalıyız. Ama biz vatandaş olarak, bu ülkede yaşayan tüm bireyler olarak biz bu süreçte elimizden gelen tüm özveriyi zaten yaptık, yapıyoruz. Devletin de bugünden sonra eğer bir şeyleri vatandaşından istiyorsa ilk önce kendisi talep yapması lazım ki bunu da vatandaşından isteyebilsin. Şimdi bunu dediğiniz zaman kamu maliyesinden yapması gerekecek ki, yani bütçenin söylenen %80'lere yakını maaş ödemelerine gidiyor. Yani burada eğer bir yerde bir kesinti yapılacaksa yapılacak nokta orası. Bunu planlamasını yapacak olan bu devleti yönetmeye talip olan kişilerdir. Madem ki bu hükümeti kurdular ve biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz dediler, bununla ilgili çıkış noktalarını bulacak olan yine kendileridir. Bugün Türkiye ile olan iyi ilişkilerine kaynaklı bir hükümet kurulduğunu söyleniyor. Öyleyse bunu Türkiye ile oturup masaya yatıracaklar ve ülkedeki sıkıntıların tamamını bu masada tartışacaklar. Günübirlik işte bize 800 milyon verin bunu getirecek. Zaten bunun geçmişten gelen %50'si borca gitmiştir. Bunun geri kalan %50'si de 13. maaşlara gitmiştir. Peki özel sektöre ne gelmiştir? Bununla ilgili herhangi bir ben çalışma göremiyorum. 1500 TL'ler söyleniyor. Tabii ki biz tarımda bunu da görmedik. Ama bu 1500 TL'yle zaten ne yapılabilir bugün ülkemizde, o da tartışılır. O yüzden geç kalmadan 2021'in yılının daha zor gideceğini görüyoruz. Özellikle kendi sektörüm için 2021'i yeniden dizayn etmeliyiz. Yarın bir bütçe görüşmesi var. Ben bugün soruyorum, benim hiçbir bilgim yok. Benimle herhangi bir şekilde bütçenin ne olacağıyla ilgili bilgi veren bir kişi yok, olmadı. Desteklerin şekillenecek mi? Yeni farklı bir destekleme modeline gidilecek mi? Artırılacak mı? Artırılmayacak mı? Artırılmayacaksa yeni de bir şekillenme moduna gidecek mi? Herhangi bir bilgim yok. Biz ülkede 2021'de neyi, ne kadar ekeceğimizle ilgili, ki bunlar hepsi bütçeye bağlı, bir planlama yapıldı mı? Bununla ilgili bir bilgimiz yok. Biz tarımda 2021'de büyüme öngörümüz var mı? Bununla ilgili bir bilgimiz yok. Yani kısacası tarım sektöründe şu an için 2021 ile ilgili yapılan bir çalışma var ise eğer, bizim bu konuyla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Yani ben yaparım olur. Ben yaparım, siz de arkamdan geleceksiniz hikayesi var. Bu da aslında doğru işler değildir. Paylaşılabilir. Her fikir değerlidir. Biz üretimin içinden gelen insanlarız. Sıkıntıları birebir yaşayan insanlarız. Özveri noktasında nerelerden neye kadar özveri verebileceğimizi bilen kişileriz. Paylaşmak bence tartışmak bizi daha fazla ileriye getireceğini düşünüyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, programımıza katıldınız. Evet sevgili Kanal T izleyicileri, Çiftçiler Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Çavuşgelli ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 11'de kısa bültenimiz var. Sonrasında gazete devam edecek.